Evet, bir oran problemiyle başlayalım. Daha sonra daha zor problemlerle de uğraşırız. Şimdi 13 bölü 6, 13 bölü 6 eşittir 5 bölü x oranına sahibiz. Şimdi payda da x olmasını istemiyorum. O yüzden denklemin her iki tarafını da hemen x ile çarpalım. Sağ tarafta x'ler sadeleşir. Sonuç olarak 13 bölü 6x eşittir 5 denklemini elde ettik. Şimdi denklemde x'i bulmak için ne yapalım? Denklemin iki tarafını da 13 bölü 6'nın tersi olan 6 bölü 13 ile çarpalım. Sağ tarafta o zaman x yalnız kalacak. Şimdi x eşittir 5 çarpı 6 yani 30 bölü 13 denklemini elde ettik. Bu aşamada kullanılan yöntemlerden biri de çapraz çarpımdır. Çapraz çarpım. Böyle bir orana baktığınızda sağ taraftaki pay çarpı sol taraftaki pay da eşittir sol taraftaki pay çarpı sağ taraftaki pay da. Evet, karışık mı oldu? Bir daha. Orijinal denklem şimdi neydi? 13 bölü 6 eşittir 5 bölü x. Bazen ikinci aşamada direkt 13 çarpı x eşittir 5 çarpı 6 yazıldığını görebilirsiniz. Peki bu nasıl oluyor? Eğer denklemin şimdi iki tarafında 6 ve x ile çarparsam ne olur? Yani denklemin iki tarafının paydalarının çarpımı ile denklemi çarparsam ne olur? Denklemin sol tarafında 6 ile paydadaki 6 sadeleşir. Sağ tarafta ise x ile paydadaki x sadeleşir. Ve elimizde 13 çarpı x eşittir 5 çarpı 6 denklemi kalır. Yani denklemi, denklemin iki tarafının da paydalarının çarpımı ile çarpıyoruz. Ve çapraz çarpım yapmışız gibi görünüyor. 13x eşittir 5 çarpı 6. Ve sonra iki tarafı da 13'e bölüyoruz. Bunun sonucunda da x eşittir 30 bölü 13 sonucunu çıkardık. Şimdi yeterince ısındığımıza göre gerçek kelime problemleriyle uğraşabiliriz. Sorumuz şahane. Kanada'nın en yüksek dağı Yukon ya da nasıl okunuyorsa dağının yüksekliği Ben Nevis, şimdi kim olduğunu onu da tanıtacağız. Ben Nevis'in 298 bölü 67 katı kadarmış. Şimdi Yukon yerine y diyelim, Nevis yerine de n diyelim. Y eşittir 298 bölü 67 çarpı n. Ben Nevis bu arada İskoçya'nın en yüksek tepesinin ismidir. Şimdi de geldik Elbert Dağı'na. Rocky Dağları'ndaki en yüksek tepe de Elbert Dağı'dır ve Elbert Dağı'nın yüksekliği ise Ben Nevis'in 220 bölü 67 katıdır. Elbert Dağı için de şimdi e kullanalım. E eşittir 220 bölü 67 çarpı n. Şimdi bu iki denklem bize çok şey anlatıyor. Elbert Dağı'nın yüksekliği aynı zamanda Fransa'daki Mont Blanc, evet Fransızca telaffuzları çok severim. Mont Blanc'ın 44 bölü 48 katıdır. 44 bölü 48 katıymış. Yani Elbert'in yüksekliği eşittir Mont Blanc'ın yüksekliğinin 44 bölü 48'ine eşitmiş. Şimdi Mont Blanc için de B kullanalım. Şimdi soru bize Mont Blanc'ın yüksekliğinin 4800 metre olduğunu da vermiş. Evet, sonunda bir yükseklik çıktı. Yani B eşittir 4800. Ve soru bizden Yukon Dağı'nın yüksekliğini istiyor. Yani y'nin kaç olduğunu bulmalıyız. O zaman tersten gideceğiz ve değişkenlerimizin değerlerini hemen bulalım. B eşittir 4800 ile başlayalım. Şimdi ne dedik? E eşittir 44 bölü 48 çarpı B, yani 4800 metre. Eğer 4800'ü 48'e bölersek 100 çıkar. Yani Elbert Dağı 44 çarpı 100 eşittir 4400 metre yüksekliğine, 4400. Şimdi bu bilgiyi kullanarak bunu diğer denklemdeki e'nin yerine koyabiliriz. Elbert Dağı'nın yüksekliği yani 4400 metre eşittir 220 bölü 67 çarpı Ben Nevis'in yüksekliği. Şimdi n'yi bulmak için iki tarafı da 67 bölü 200 ile çarparız. Bu 67 paydadaki 67 ile sadeleşir. Bu 220 de paydaki 220 ile sadeleşir. Ve elimizde 4400 bölü 220'den 20 kalır. Tarafları değiştireceğim şimdi. Ben Nevis'in yüksekliği eşittir 67 çarpı 20. Peki bu kaç eder? 1340 eder ama şimdilik bunu böyle bırakalım. 67 çarpı 20 olarak bırakalım. Ve şimdi bu 67 çarpı 20'yi ilk denklemdeki n'nin yerine koyalım. Sonuç olarak Yukon Dağı'nın yüksekliği ne demiştik? Yukon Dağı'nın yüksekliği eşittir 298 bölü 67 çarpı Ben Nevis'in yüksekliği. N neydi? 67 çarpı 20 idi. Buradaki 67'ler birbirlerini götürdüler, sadeleştiler ve y eşittir 298 çarpı 20 çıktı. Bu ne eder? 298 çarpı 2, 596 eder. Bir sıfır daha eklersek 5960 metre. Soruyu çözdük. Hadi şimdi bir soru daha çözelim. Evet, şimdi sorumuz şunu diyor. Büyük bir lisede her 3 öğrenciden ikisinin cep telefonu olduğu hesaplanmış ve her 5 öğrenciden birinin cep telefonu 1 yıllık ya da daha yeniymiş. Vay be, evet, teknolojiyi yakından takip ediyorlar bir de. Şimdi bununla ilgili düşünelim. X okuldaki bütün öğrenciler olsun. Okuldaki bütün öğrencileri x'te gösteriyoruz. X satır, her 3 öğrenciden ikisinin cep telefonu vardır diyor. Bu durumda 2 bölü 3x'inin cep telefonu olduğunu söyleyebiliriz. Bu yeşil denklem bize bunu söylüyor çünkü. Bu mor denklemde 1 bölü 5x'inin 1 yıllık ya da daha yeni telefonu olduğunu söylüyor. Soru şimdi bize cep telefonu olan öğrenciler içinden, yani bu bizim paydamız olacak olan 2 bölü 3x, kaçının cep telefonunun 1 yıldan daha eski olduğunu soruyor. Yani cep telefonu olan öğrenciler içinden kaçının cep telefonunun 1 yıldan daha eski olduğunu bilmek istiyoruz. Paydamız cep telefonu olan bütün öğrencilerin sayısı olan 2 bölü 3x. Şimdi cep telefonu olan bütün öğrencilerden 1 yıllık ya da daha yeni cep telefonuna sahip olan öğrencileri çıkartalım. Yani burada yazdığı gibi 2 bölü 3x eksi 1 bölü 5x. Bu denklemdeki cep telefonları 1 yıldan eski. Bu da cep telefonu olanların hepsi. O zaman yeni cep telefonlarını hepsinden çıkarırız ve 1 yıldan eski cep telefonu olanları buluruz. Şimdi paydaları eşitlemek gerek. 2 bölü 3x. Evet, 5 ile genişletelim. 10 bölü 15x, 10 bölü 15x elde ederiz. 1 bölü 5x'i de 3 ile genişletirsek, 3 bölü 15x çıkar. 10 eksi 3 bölü 15 eşittir 7 bölü 15x. Şimdi, bir yıldan daha eski cep telefonu olan öğrencilerin sayısı bu durumda 7 bölü 15x'tir. Bu, bir yıldan eski cep telefonu olan öğrencilerin sayısı, bu değerse cep telefonu olan öğrencilerin oranı, evet, x'ler sadeleşir, elimizde 7 bölü 15 çarpı paydanın tersi olan 3 bölü 2 kaldı. Peki bu kaça eşittir? 3 ile 15 sadeleşir, sonuç 7 bölü 10. Cep telefonu olan her 10 öğrenciden 7'sinin cep telefonu bir yıldan eskiymiş, yani 1 yaşından fazlaymış. İşlem tamamdır.